Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz General Mobile 22 GM 22S'in hem kutu açılımı hem de incelemesini yapacağız. Telefonu çok önceden almıştık. Çok önceden dediğim 2-3 aydır kullanıyoruz. Birçok özelliğine vesaire artık hakim bir şekilde bu videonun incelemesini yapıyorum. Kutusunun burada görmüş olduğunuz gibi arkasında özelliklere kontrollü, bandrolü vesaire gibi bir kutu tasarımı var kutusunun birazdan açılma yapacağım. Ben o ara size özelliklerinden bahsedeyim. Ekran boyutu 6.52 inç, 64 GB bir hafızası var ve 4 GB RAM'e sahip. RAM olarak gayet 4 GB olması güzel. Çünkü fiyat bandı olarak Türkiye'deki en ucuz telefonlardan biri. Telefonun güzel özelliklerinden biri tabii ki batarya kapasitesi 5000 mAh'lik gayet uzun giden bir batarya kapasitesi var. Hat sayısı konusuna geleyim. İki hat girişi var ama tek hat giriş çalışıyor. Bizde mi çalışmıyor yoksa telefonun kendisinde mi sıkıntı var ona tam emin değilim ama. Tek hat çalıştığını söyleyebilirim. Hızlı bir şarj yok. 5G desteği maalesef yok. 4.5G desteği cihazda mevcut. 4.5G desteği var yani zaten olmaması ayrı bir komedi olur. Suya dayanıklılık gibi bir özelliğimiz de maalesef yok. 8 çekirdekli bir telefon. Ekran gövde oranı... %80.93 Kamera özelliklerine de gireyim. 13 megapiksellik bir arka kamerası var. Cihazın telefonun ekranı ise 720 1600 HD Plus maalesef Full HD değil ama HD Plus olarak geçiyor. Telefonun kendi özelliklerinde bir tane arka tarafında parmak izi okuyucusu kısmı var. Ve 3.5 mm metrelik jack girişi de var. Görmüş olduğunuz gibi kulaklık da çıkıyor. Kutusunun içerisinde bir adet şarj adaptörü, 10 wattlık bir şarj adaptörü, kablosu, şarj kablosu ve bir adet silikon kulak içi kulaklık çıkıyor. Herhangi bir kılıp vesaire çıkmıyor. Cihazın direkt kendisinde bir ekran koruyucu mevcut. Daha detaylı özelliklerine girdiğimizde IPS LCD bir panel kullanıyor ekran teknolojisinde. Demiş olduğum gibi HD+, 269 ppi, PPI değeri bu fiyat bandına göre ben normal buluyorum. 60 Hz'lik bir ekran yenileme özelliği de mevcut. Başka böyle kapasitif ekran 16 milyon renk sayısı 5000 mAh. Şarj konusunda Type-C giriş var. En azından eski şarj girişleri micro USB'den çıkılmış ve Type-C bağlantıya geçilmiş. Kamera özelliklerine değineyim. Kamerası ne çok iyi ne çok kötü idare eder. Çünkü fiyatına göre kamerada. Kamera tasarımı gerçekten çok güzel. Böyle iPhone 14 Pro Max'in çakmasını almışlar. Bu cihaza çakmışlar gibi. Tasarım olarak güzel ama çekim olarak böyle düşük kullanıcılığı kişilere hitap edecek bir kamera performans var. Portre modu cihazda mevcut. HDR özelliği, yapay zeka, AI özelliği gibi otomatik odaklama, zamanlayıcı gibi özellikler var. Arka kamerasındaki video çözünürlüğü 1080 piksel destekliyor fakat 30 fps'lik bir görüntü çekiyor. İkinci arka kamerada 0.3 megapiksel. Demiş olduğum gibi ikinci arka kameradaki diyafram vesaire biraz 2.8 idare eder gibi ama telefonun kamerasından çok büyük bir beklentiniz olmaması lazım. Ön kamerada aynı şekilde 1080 piksel 30 fps'lik bir görüntü veriyor. Şimdi fiyat bandında düşündüğümüzde bu cihaz 4000 liralık bir cihaz. Cihazı kullanımında herhangi bir kasma vesaire çok yok. Çok hızlı çalışmıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Cihaz aşırı hızlı çalışmıyor ama ekranın parlaklığını açtığınızda yarıdayken bile güzel bir ekran parlaklığı sunuyor. Kalitesini ben beğendim. Sağlamlık kötü değil gayet kullanılabilir. Hız olarak da düşük kullanıcılı kişilere hitap edeceğini düşünüyorum. Çok para vermeyeyim, telefonu kullanayım. Genel özellikler, sosyal medyaya gireyim, kamerasını kullanayım tarzında çok bir şey beklemeyenleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Kamera vesaire de geçişte bir kasma vesaire yok. Cihazın şarjı 2 güne yakın gidiyor. Yani 2 gün rahatlıkla 5000 mAh 2 gün sizi rahat çıkarır. Batarya konusunda da güzel. Kamerasında demiş olduğum gibi Güzel özellikler fiyatına göre tabii ki var Arka portre Efekti Bu cihazda memnun Ön kamera 1080 30 arka kamerada 1080 30 3 kamera olmasına rağmen O kadar Fazla bir şey beklememiz gerekmiyor zaten Demiş olduğum gibi cihazı kullanıyoruz herhangi bir kasma vesaire yok Android 11 ile geldi bize 2-3 aydır kullanıyoruz Gayet böyle düşük kullanıcılığı kişilere hitap edecek bir cihaz. Tasarım olarak da gayet güzel. Biraz büyük bir cihaz. Elde tutması, cebe koyması biraz zor ama gayet sağlam olduğu için bir sıkıntı yok. Memnuniyetle alabilirsiniz.